Sabret. Bu şekilde çırpınma, dövünme, Allah'tan kork ve sabret. Fakat bunun üzerine kadın döndü ona dedi ki İleyke anni, benden sana ne? Benim böyle yapmam seni niye ilgilendiriyor? Fe inneke lem tusib bi musibeti, benim başıma geleni ben bilirim. Sen bilmezsin, zira bu musibeti sen yaşamadın, bunu ben yaşıyorum. Velem tarifu, kadın Efendimiz'i tanımamıştı. Bu şekilde ters cevap veren kadın Efendimiz'i tanımamıştı. Fekile leha innehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yanındaki sahabiler ona lisan-ı münasip dediler ki o peygamber, sen kiminle konuştuğunu bilmiyorsun herhalde. Bunun üzerine fe'etet bâben nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kadın Efendimiz'in kapısına geldi bilahare. Demek ki Efendimiz'in kadından bu cevabı alınca üstünde durmadı, acılıdır dedi, kusuruna bakılmaz dedi, devam etti yoluna. Bilahare birileri hatırlattılar, seninle konuşan peygamber de sen bunu tanımadın herhalde. Kadın Efendimiz'in kapısına geldi. فَلَمْ تَجِدَنْ دَهُ بَوَّابِينَ. Kapısında kapıcılar filan yoktu, böyle teşrifatçılar, kapıcılar filan yoktu. Doğrudan doğruya girdi içeri. فَقَالَتْ dedi ki لَمْ اَعْرِفْكَ. Seni tanımadım. Kusura bakma ey Allah'ın Resulü. فَقَالَ Efendimiz onun üzerine buyurdu ki اِنَّمَا صَبْرَ مِنْدَ صَبْمَةِ الْعُولَى. Sabır ilk sadme esnasında gösterilen metanettir. İlk darbe esnasında gösterilen metanettir buyurdu Efendimiz. Bu rivayetten birkaç şey anlamamız mümkün. Bunlardan birincisi, ölü için bir insanın ölmüş bir yakınına, vefat etmiş bir yakınına ağlaması caizdir. Ama burnup dövülmeyecek, üstünü başını yırtmayacak, saçını başını yolmayacak. Daha belki rivayetlerde gördük Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de yakınları için ağlıyor, gözyaşı döküyor. Bu tabii bir şey. Bunun da Allah Teala'nın insanın kalbine koyduğu merhamet duygusunun bir tecellisi olduğunu Efendimiz söylüyor. Fakat demek ki burada kadın biraz abartmış işi. Efendimiz ona rağmen kadının peygamberlik görevi gereği irşad ediyor. Yani her ne durumda olursa olsun onun bir misyonu var. Bu şimdi acılıdır, ona dokunmak olmaz demiyor. İncitmeden, lisan-ı münasiple Allah'tan korktuğu böyle yırtınıp dövülme ve sabret. Kadından böyle bir ters cevap alınca Efendimiz üzerinde durmuyor. Bu aslında bir hakaret yani. Normal iki arkadaş arasında bile olsa bu kadının ifadelerinde, tavrında bir hakaret var yani. Çekip başından der gibi. Efendimiz o tepki üzerinde durmuyor. Yoluna devam edip gidiyor ki kadının içinde bulunduğu hal belli zaten. Devam edip gidiyor. Daha sonra kadına bu durum hatırlatılınca, onun peygamber olduğu söylenince Aleyhisselatü Vesselam, kadın hemen Efendimiz'in evine gidiyor. Burada özellikle لَمْ فَلَمْ تَجِدْ عَمْدَهُ بَوَّابِينَ, kapıcısı yoktu. Kadın herhangi bir kapıcı falan görmedi kapısında Efendimiz'in. Bu detayın verilmesi önemli. Bir peygamber, bir devlet başkanı, bir toplum önderi ama kapısında kapıcı yok. Teşrifatçı yok, protokol yok. Bu önemli bir şey. Özellikle günümüzde son derece mühim. Kadın, ben seni tanımadım ey Allah'ın Resulü. Onun için öyle biraz patavatsız konuştum deyince Efendimiz hiç onun üzerinde durmuyor. O meseleye hiç değinmiyor. Orada esas verilmesi gereken mesajı veriyor ki sabır ilk çarpma anında, felaketle, musibetle ilk karşılaştığın anda gösterdiğin metanettir, ona gösterdiğin dirençtir. Daha sonra zaten insan tabiatı gereği alışıyor. Çok sevdiğimiz bir yakınımızın başına bir şey gelse, kaybetsek, Allah cümlemize hayırlı ömür nasip etsin. O ilk anda insanı bir şok ediyor, bir çarpıyor yani. İşte o çarpma anında, o ilk haberi aldığımızda, ilk duyduğumuzda,
inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebiliyorsak, işte bu sabır telkinine, tavsiyesine riayet edebiliyoruz demektir. Esas onu muhafaza etmek lazım. Bir süre geçtikten sonra üzerinden insan zaten alışıyor ve kabulleniyor. Evet, 33 numaralı rivayet. An Nebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal yakulullahu teala ma li abdil mu'mini indi cezabun iza kabattu safiyyehu min ehlil dünya thumme ahtesebehu illel cennet. Ravahu Bukhari. İmam Bukhari rahimahullah nakletmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Allah Teala buyurur ki benim mümin kulumun benim katımda, nazarında ben onun çok sevdiği bir dostunu, bir yakınını, bir sevdiğini kabz ettiğimde dünyada o da ona sabrederse benim mümin kulumun buna karşılık benim katımdaki karşılığı, sevabı, mükafatı cennetten başkası değildir. Evet, daha evvel de gördük hadiste, mümin kulun haline gıpta edilir, başına bir musibet gelir, sabreder, onun mükafatını görür, başına bir iyi hal gelir, şükreder, onun mükafatını görür. Karşılığı cennettir. Burada da bu paralelde bir rivayet var. Bu daha vurgusu, daha baskın bir rivayet. Bir kişinin sevdiği birini Cenab-ı Hak aldığında onun onu kaybetmekten dolayı yaşadığı bir acı olacak. Bir üzüntü olacak. O üzüntü eğer aşırı tepkilerle haddi aşmış bir tavırla karşılanmazsa Cenab-ı Hak'tan görülecek karşılığa binaen sabredilirse, sabırla karşılanırsa bunun karşılığı cennet. Buradaki ihtesebehu önemli. Karşılığını Allah'tan beklemek demek. Herhangi bir şeyi bizde dilimizde de vardır. Hasbeten lillah deriz. Karşılığını Allah'tan beklemek. Evet, yani bir mümin kul bir sevdiğini kaybettiğinde buna karşılık da Allah'tan bir şey bekleyecek yani. Veren de Allah, alan da Allah. Mülk onun, varlık onun, her şey onun. Ama bir mümin buna karşılık bile sabretse bunun karşılığında cenneti hak edecek. Cennetten başka bir karşılığı bunun yok. Mümin kulun Allah Teala nezdindeki kıymetini, itibarını, önemini ortaya koyan bir rivayet. Kutsi hadis. Evet, bu bir kutsi hadis. Kutsi hadis bildiğimiz gibi Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in Allah Teala'ya atfederek, izafe ederek Yüce Allah buyurdu ki veya kalbime ilka olundu ki veya dostum Cebrail bana şöyle söyledi ki gibi dolaylı veya dolaysız biçimde Allah Teala'ya atfederek söylediği şeylerdir, hadislerdir. Bunun hadisi şeriflerden, diğer hadislerden farklı Efendimiz'in Allah Teala'ya izafeten söylemesidir. Bir de bunların muhtevasında, bu hadisi kutsilerin muhtevasında ahkam yoktur. Bunlar genellikle ahlaki yönlendirme muhtevalarında ahlaki yönlendirmeler bulunan rivayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'den farkı açıktır. Kur'an-ı Kerim'in hem manası hem lafzı Allah'tandır. Hadis-i kutsilerin manası Allah'tandır, lafzı Peygamber Efendimiz'dendir. Hadis-i şerifler ikiye ayrılır. Bunlar içinde manası da lafzı da Efendimiz'den olanlar olur. Manası Allah Teala'dan olanlar olur ama Efendimiz Allah Teala'yı atfetmeden, Rabbim buyurdu ki demeden nakleder. Hepsi bu her üç türdeki vahiy de şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın denetimi altındadır, kontrolü altındadır. İster hadis-i şerif olsun, ister hadis-i kutsi olsun, ister Kur'an vahiy olsun,
Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin diline, dilinden dışarıya yansıdığı anda ilahi kontrol altındadır, denetim altındadır. Herhangi bir batılın o muhtevanın içine sızması mümkün değildir. Evet, 34. rivayet. An Aişe radıyallahu anha enneha se'elet Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem an ta'un. Ve ahbereha ennehu kâne azâben yeb'atuhullahu teâlâ alâ men yeşâ'u. Ve ce'alehullahu teâlâ rahmeten lil mu'minîn. Feleyse min abdin yeb'u fi ta'uni ve yemkutu fi beledihi sabiren muhtesiben. يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيدِ رَوَابُ الْبُخَارِ. Gene İmam Bukhari naklediyor, rahimahullah. Hazreti Ayşe validemizden gelen radıyallahu anha bir rivayet, diyor ki annemiz, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama taun hastalığını sordu. Bu taun kelimesi kaynaklarımızda veba hastalığı diye tercüme edilir. Vebadan biraz daha hususi bir hastalık olduğunu alimlerimiz belirtmiştir. Hatta demişler, özellikle insanın koltuk altlarında çıkan çiban dediğimiz çok sancılı, ağırlı bir şeydir. İnsana çok ağrı verir, kalp çarpıntısı yapar. Fikri Bey burada olsa sorardık. Kusmaya yol açar. Böyle ateşli bir hastalıktır. Veba biraz daha ateşli hastalıkların genel adı gibi sanki Allah-u Alem. Ama taunun daha özel bir hastalık, daha hususi daha doğrusu bir hastalık olduğunu alimler söylüyorlar. Annemiz bunu soruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, bu taun nedir diye. Efendimiz de ona şöyle haber veriyor. اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَتُهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Bu Allah Teala'nın dilediği kimselere gönderdiği bir azap idi. Yani daha evvel demek ki ümmet-i Muhammed'den önce Allah Teala bu taun iptilasını, belasını bir azap, ceza maksatlı olarak gönderiyor hak eden kavimlere. فَجَعْلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Ümmet-i Muhammed söz konusu olunca Allah Teala bu hastalığı rahmet olarak Ümmet-i Muhammed'e gönderdi. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي التَّعُونَ. Herhangi bir kul taun hastalığına düşer olduğu zaman فَيَمْكُتُ فِي الْبَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. Bulunduğu yerde sabrederek ve karşılığını Allah Teala'dan bekleyerek bulunduğu yerde oturmaya devam ederse, oradan ayrılmazsa, يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ. Bunu yaparken de ancak başına gelecek olan şeyin Allah Teala'nın yazmasıyla, takdiriyle başına geldiğini, geleceğini bilerek, bu şuurda, bu bilinçte olduğu halde o bulunduğu yerde beklerse, اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْرُ اَجْرِ الشَّهِيدِ. Allah Teala o kimseye şehit ecri verir, şehit sevabı verir. Daha hassas bir tercümeyle şehit sevabı gibi sevap verir, karşılık verir. Bildiğiniz gibi ileride daha rivayet gelecek, şehitlik ikiye ayrılıyor. Hakiki şehitlik ve hükmî şehitlik. Hakiki şehit, düşmanla savaşırken, cihad ederken öldürülen kişi, tabii ki şehit. Hükmî şehit de çok. Yani tavundan ölen de hükmî şehit, suda boğulan da hükmî şehit. Malını, canını, ırzını müdafaa ederken öldürülen de şehit. Efendim, doğum yaparken hayatını kaybeden kadınlar da şehit. Bu hükmî şehitler fazla. Orada da bir şey, hükmî şehitlerden birisi söz konusu ediliyor ki taun bir kimse bu hastalığa yakalandığı zaman Cenab-ı Hak onun bütün yanlarını başlıyor.
böyle bir hastalık. Hatta bu taun hastalığı konusunda epeyce bir rivayetler var, sahih hadisler var. İbn Hacer merhum bu hadisleri bir kitapta toplamış. Bedrül Ma'un fi fadli taun demiş. Yani taun hastalığının faziletleri konusunda ki rivayetleri toplayan bir kitap. İmam Nevevi'nin El-Ezkar diye bir eseri de var. Bu Riyad-ı Salih'in dışında başka eserleri de var. El-Ezkar diye de bir eseri var. Tercümesi de var piyasada. Mutlaka kütüphanesinde olanlarımız vardır. Orada İmam Nevevi bu taun hastalığıyla ilgili rivayetlere de yer veriyor. Genel olarak hastalık karşısındaki tavrımızın ne olması gerektiğini de orada rivayetlerle, hadislerle bize öğretiyor, anlatıyor Allah rahmet eylesin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hasta ziyaretine gittiği zaman elini hastanın alnına koyarmış veya elini tutarmış. Ve inşallah bu hastalık senin günahlarını temizleyici bir özelliktedir. Senin günahlarını temizlenmeye, kefarete vesile olur dermiş. Hastalığa biz böyle bakıyoruz. Bir mümin hastalandığında o çektiği sıkıntı günahlarına kefarettir. Fakat genel umumi hastalıklar dışında bu taun hastalığının böyle bir özelliği var. Hadisle sabit olduğu için biz buna iman ederiz. Taun hastalığından ölen kimse hükmü şehittir. Şehit sevabı alır. Bu tabii taun hastalığının belki çok ateşli, sıkıntılı bir hastalık olmasından olabilir. Yahut hikmetini bizim bilemeyeceğimiz başka bir sebepten olabilir. Allah-u Alem. Geçici bir hastalık mı? Hayır. Taun hastalığı biliyorsunuz özellikle o eski dönemlerde çaresi bulunan, bilinen bir hastalık değil. Böyle geldiğinde bulaşıcı da bir hastalık alıp götürüyor. İşte o anlamda diyorum. Yani insanların birbirine geçici. Evet. Karantinaya alınma sebebiyle acaba giriş çıkışlar engelleniyor ya kasabalar. Şüphesiz. Efendimiz de burada onu zaten söylüyor. Yani bulunduğu yerden ayrılmayacak. Taun hastalığına yakalanan kişi bulunduğu yerden ayrılmayacak. Bu biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde Filistin toprağı, bugünkü Filistin Şam bölgesi fethedildi. Hazreti Ömer o Mescid-i Aksa'yı görmeyi çok arzu ediyor. Oraya Medine'den kalkarak bir yolculuk düzenledi. Yanındakilerle birlikte Şam'a doğru giderken bir mevkiye geldiler. Orada konakladılar ve karşı taraftan bir haber geldi. Orada taun hastalığı çıkmış diye. O taun hastalığından orada ikamet etmekte olan çok sahabi de şehit oldular. Muaz bin Cebel Hazretleri de bunlardan birisi. Orada Hazreti Ömer bir istişare toplantı yaptı. Biz gidelim mi, bu taun hastalığı çıkmış orada, gidelim mi, gitmeyelim mi diye. Sahabenin ileri gelenlerinden hayatta olan kimler varsa hepsini istişare etti. Bir kısmı gidelim dediler. Allah ne yazmışsa onu görürüz. Başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. Bir kısmı da gitmeyelim dediler. Evet, Allah'ın takdir ettiğinden başkası olmaz ama bu bizim tedbir almamıza mani değildir. Tedbir alalım. Madem böyle bir hastalık yok, gitmeyelim. Hazreti Ömer de bu ikinci görüşü ileri sürenlere iştirak etti ve tamam dedi, gitmiyoruz. Ben sabahleyin geri döneceğim. Ebu Ubeyde bin Cerrah orada bu hadiseden, hadisenin üstüne geldi. Dedi ki, ey Ömer, geri dönüş kararı vermişsin. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? O da dedi ki, evet, Allah'ın kaderinden, gene Allah'ın kaderine kaçıyorum. Çünkü gitmemiz de kaderdir, gitmememiz de kaderdir. Kendi irademize bırakılmış bir şeydir. Sonra o esnada bir iş için gitmiş, orada bulunmayan bir sahabi, adını şu anda hatırlayamıyorum. Oraya geldi ve bu duruma muttali olunca dedi ki, ben bu konuda Efendimiz'den bir hadis
dinlemiştim. Efendimiz buyurmuştu ki, bu taun hastalığının bir yerde çıktığını duyarsanız oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa oradan da ayrılmayın, başka bir yere gitmeyin. Tam bir karantina yani. Bunun üzerine Hazreti Ömer hamd-i sena etti ve beraberindekilerle geri döndüler Medine'ye. O şey, taun salgını geçene kadar gitmedi oraya. Salgın geçtikten sonra oraya bir sefer düzenledi ve gitti orada namaz kıldı orayıca. Dolayısıyla evet, bu tam bir karantina. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu taun hastalığı ile ilgili rivayetleri var. Belki de hemen hepsinde görülen ortak vasıf bu. Buradan şöyle bir genelleme yapabilir miyiz ya da bir kıyas yapabilir miyiz? Bu bulaşıcı türden hastalıkların hepsi bu taun hastalığı gibidir. Bunlardan da ölen, diyelim ki kolera mesela, bunlardan da ölen şehit olur diyebilir miyiz? Allah-u Alem, bunu tartışmış ulema, taundan başka bir hastalık için böyle bir tayin olmadığından naslarda bunu başka hastalıklara teşmil etmek çok doğru olmaz demişler. Allah-u Alem. Beş numaralı rivayet. An Enes radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Gene İmam Bukhari nakletmiş rahmetullah. Enes bin Malik Hazretleri radıyallahu anh diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şöyle buyurduğunu dinledim. Allah Teala buyurur ki, bu da bir hadisi kutsi. Allah Teala buyurdu ki, ben bir kulumu, kulumun iki gözünü almak suretiyle onu körlüğe iptila etsem, o da buna sabretse, ben de onun bu sabrına karşılık veya onun aldığım gözlerine karşılık, daha doğru bir tercümeyle, aldığım gözlerine karşılık ona cenneti veririm. Buradaki habibeteyhi ifadesi iki göz anlamında, hadisin metninde bunu da açıklanmış olarak görüyoruz. Demek ki bir kul evvelce görme duygusuna sahip, görme hassasına sahip bir kul, bilahare bir kaza, bir hastalık, başka bir vesileyle gözlerini kaybedecek olursa bir mümin kul, efendim, tabii ki buna sabretmek şartıyla Cenab-ı Hak ona cenneti veriyor. Bu önemli bir şey. Yani bu türlü bir rivayet önümüze çıktığında, biraz sonra benzeri bir muhtevada bir rivayet daha gelecek. Şöyle diyebiliriz belki. Burada bir teslimiyet var. Yani işte veba taun hastalığı gibi veya bu körlük gibi herhangi bir hastalıktan dolayı insanlar gözlerini kaybediyor. Sağlık, tedavi imkanları çok gelişmiş değil. Dolayısıyla Efendimiz burada insanları böyle bir teslimiyete doğru sevk ediyor diye bakabiliriz mesela. Ama şöyle de bakabiliriz. Yani bu mümin kulun başına gelen her türlü musibet, her türlü iptila mümin için bir mükafat vesilesidir, bir kefarettir. Müminin akıbetini, ahiretini olumlu etkileyen bir şeydir. Dolayısıyla hastalık ve sağlık meselesine bugünkü modern dünyanın baktığı gibi bakmak aslında tartışmalı bir şeydir. Yani bir insan gözlerini kaybedebilir, ona karşılık cenneti kazanır. Burada belki 50 sene, 60 sene, 40 sene, 30 sene neyse görme duygusundan mahrum yaşar ki görmek, göz gerçekten büyük bir nimettir. Ama Allah Teala o insanı ondan mahrum ederse, o da buna sabrederse buna karşılık ebedi bir hayatı hak ediyor insan. Aşağıda gelecek olan rivayeti de okuduktan sonra inşallah
Biraz daha duralım bu mesele üzerinde. Otuz altıncı rivayet. An Hatâ ibn-i Ebi Rabâh'in kâl, kâle li ibn-i Abbâs'in radıyallahu anhuma, elâ urîke emrâten min ehlil cennâ, kultu belâ. Kâle hâzihi l-mer'atu s-sevdâhu, etet nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fe kâlet, inni usra'u ve inni etekeşşefu, fed'u Allah-u Teâlâ li. Kâle in şi'ti sabirti ve leki cennâ. وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالَى اَنْ يُعَافِيكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّي اَتَكَشَّفُ فَقُ اللّٰهَ اَلَّا اَتَكَشَّفَ فَبَعَالَهَا مُتَّفَقُنَا İmam Bukhari ve Müslim gene birlikte nakletmişler. Müttefakun aleyh bir rivayet. Rahmetullah. Tabiinden Ata bin Ebi Rabah naklediyor. İbn Abbas Hazretlerinin has talebelerinden, tabiinin büyüklerinden Ata bin Ebi Rabah. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma bana bir gün dedi ki Ela urike mraten min ehlil cenne. Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi? Fekultu bela ben de evet göster dedim. Kale hadihil mer'atus sevdahu dedi. İşte bu gördüğün siyah kadın, zenci kadın. Etetin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aleyhissalatü vesselam efendimize geldi. Fekalet dedi ki İnni usra'u. Bende sara hastalığı var. Ve inni etekeşşefu. Bu saradan dolayı düştüğümde, bayıldığımda açılıyorum. Yani mahrem yerlerim açılıyor. Fethullah Teala li benim için Allah Teala'ya dua et de ya Resulallah bu hastalığım gitsin. Hastalığı benden alsın Cenab-ı Hak diye Efendimiz'den bir dua talebinde bulunuyor kadın. Kale aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna mukabil olarak buyuruyor ki İnşeyti sabertü velekil cennet. Eğer dilersen sabret, bu sabrına karşılık sana cennet var. Ve inşeyti da'avtullahi teala en yu'afiki. En yu'afiki. Eğer dilersen, yok ben cenneti istemiyorum, sabretmeyeceğim. Sen dua et dersen, dua ederim. Allah sana afiyet verir, bu hastalığı senden alır. Ve kalet kadın dedi ki asbir olun. Sabredeceğim. Yani madem sonunda cennet var, o zaman ben sabredeceğim. Ve kalet ama inni etekeşşehu fe Allah'a ella etekeşşehu. Ben düştüğüm zaman açılıyor, hedef yerlerim açılıyor ya Resulallah. O zaman Allah'a dua et de ben nasıl olsa düşeceğim bundan sonra da bu hastalığa sabredeceğim. Bu bayılmalarım devam edecek de bari hedef yerlerim açılmasın, mahrem yerlerim açılmasın. Allah'a dua et diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onun için böyle bir duada bulunuyor. Bu rivayetin başka varyantlarından, başka rivayet yollarında gelen nakillerden bu kadının bu hal üzere devam ettiğini ve fakat düştüğünde edep yerlerinin hiç açılmadığını öğreniyoruz. Evet, burada enteresan bir şey var. Bir sara hastası bir kadın. Efendim ve talebi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talebi son derece anlaşılabilir bir talep. Bir kadın olur olmaz yerde, çarşıda, pazarda, misafirlikte, orada burada elinde olmadan sara nöbeti geliyor ve düşüp bayılıyor. Ve bu halin kalkması için Efendimiz'den dua istemeye geliyor. Şimdi burada bu kadının özel durumunu aşan bir şey var. O da şu, sahabeden herhangi birinin başına böyle bir herhangi hal geldiğinde hemen Efendimiz'e gidiyor. Bu evinde erzağı yiyeceği bitmiş bir insanın Efendimiz'den erzak istemesi olabilir. Parası bitmiş bir insanın para istemesi de olabilir. Hastası olan birinin hastasına şifa talebi de olabilir veya bizzat kendi sıkıntısının giderilmesi de olabilir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatın merkezinde duruyor ve insanlar her türlü hacetleri için, sıkıntıları için ona geliyor. İkinci husus, bu sara hastalığının belki
o günün tababet imkanları içinde bir tedavisi olabilir. Nitekim bu hekimlerin, Hübbi Sina gibi, diğerleri gibi hekimlerin bu sarılık hastalığına, sara daha doğrusu hastalığına önerdiği bazı tedavi yöntemleri olduğunu biliyoruz. Fakat kadın bu tedavi yöntemlerini değil, Efendimiz'in duasını talep ediyor. Efendimiz de ona git şöyle şöyle tedavi ol demiyor, dua edeyim istersen hastalığın iyileşsin diyor. Ama bunu söylerken başka bir şey daha bir seçenek daha sunuyor ona. İstersen sabret, buna karşılık sana cennet var. Kadındaki teslimiyet de tabii, sahabiye hanımdaki teslimiyet de son derece çarpıcı. Efendimiz dua edecek ve hemen oracıkta bu sıkıntıdan ila nihayet kurtulacak. Bu kendisini sık sık zor durumda bırakan, müşkül durumda bırakan bu problem bitecek. Ama kadın cenneti duyunca bundan vazgeçecek. O zaman sabredecek. Ve fakat tabii o Müslüman kadın hassasiyeti de devrededir. O zaman diyor ki ya Resulallah bari dua edin de ben düştüğüm zaman hedef yerlerim açılmasın, mahrem yerlerim açılmasın. Tabii bu sahabe döneminde böyle şeyler olur. Biz kim oluyoruz ki böyle bir talepte, böyle bir düşüncede, böyle bir algı durumunda bulunalım dememek lazım. Onların örnekliğini mümkün olduğunca hayatımıza taşımak lazım. Şimdi teknolojinin en fazla bizi cezbettiği alanlardan birisi tıptır, tedavi metotlarıdır. Modern tıbbi metotlar, modern tedavi metotları sadece bizi bir takım hastalıklardan kurtarmak adına değil ama sağlığı ve sıhhati belki bir fetiş haline getirmek noktasında da hayatımıza bir etki yapıyor. Yani aman sağlığınızı koruyun, aman sıhhatinizi koruyun, aman kilo almayın, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın, sağlık bir fetiş haline geliyor. Bir tabu haline geliyor ve insanlar hayatlarını, sağlıklarını korumaya adıyorlar. Sağlık her şeyin başı. Evet, sağlık her şeyin başı ama niye sağlıklı olacağız? Sağlıklı olmak isteyişimizin sebebi nedir? Niye sağlıklı olmayı istemek durumundayız? Allah-u Teala'ya daha iyi ibadet etmek için, elimizden gelenin daha fazlasını yapabilmek için. Peki sonuçta bu bize cennet getirecek diye yapıyoruz bunu değil mi? Evet. Ama cennetin başka bir alternatifi de var değil mi? Cennete gitmenin başka bir alternatifi de var. Başımıza bir sıkıntı geldiğinde sabredeceğiz. Bu tedavi olmayacağız anlamına gelmiyor. İsterseniz tedavi olabilirsiniz ama o hastalığın size sağlayacağı şeyden mahrum kalırsınız. Enteresan bir şey gerçekten. İmam Şafii Hazretleri mesela, rahmetullah, biliyorsunuz genç yaşta vefat etmiş. İşte 50 yaşındaymış, 54 yaşındaymış. Ve hemoroid hastasıymış İmam Şafii. Gerçekten çok kan kaybedermiş. Yani vasıl dediğimiz bu hastalıktan dolayı çok kan kaybedermiş. Allah halim bu hastalıktan dolayı vefat etmiş. Böyle genç yaşta vefat etmiş halim çok, işte onlardan biri de İmam Nevevi. O da 40'lı yaşların başında vefat etmiş. Baktığımızda evet böyle çok genç yaşta vefat etmiş çok şey var, alim var, çok insan var seleften özellikle. Demek ki onların sağlığa, hastalığa, tedaviye vesaireye bakışı tam bizimki gibi değil ya da bizimki tam onlarınki gibi değil. Bu noktada da belki bir bilinç tazelemesine ihtiyacımız var. Yani başı ağrıdığında hemen doktora koşan, efendim, senede bir muntazaman check-up yaptıran, aman karaciğerim yağlanmış, hemen şu tedaviyi uygula, tansiyonun 12'ye 9 değil de 11'e 8 olmuş, sen hemen şunları yap. Çok doğru bir şey gibi gelmiyor insana yani. Bu kadar sağlığı fetişleştirmek, bu
kadarım filanı almak. Doğru bir şey değil. Kendimizi hastalıklara maruz bırakalım, gelsin hastalıklar bizi mıknatıs gibi çekelim, bizi bulsun demiyoruz ama hastalık da lanetli bir şey değil yani. Bu sağlığı çok fazla abartmak, fetişleştirmek doğru bir şey değil. Başımıza geldiğinde sabredeceğiz, tedavi yollarına bakacağız ama bunu seçen insanlar olduğunu da, Efendimizin bunu da bir seçenek olarak sabret cennete gidersini de bir seçenek olarak insanlara sunduğunu unutmamak lazım. Daha önce nakletmiştim herhalde. Yine Bukhari Müslim rivayeti. İleride gelecek inşallah. Sahabeden böyle kör birisi var. Efendimiz hep diyor ki ya Resulallah ben görmüyorum. Evim de Mescid-i Saadet'e uzak. Beni her zaman götürüp getiren kimsem yok. Ben 5 vakit namazı burada sizin arkanızda kılmak istiyorum. Allah'a dua edin, gözlerim açılsın. Aynı bu sahabiye hanıma verdiği cevabı veriyor Efendimiz. İstersen diyor, dua edeyim, Allah gözlerini sana iade etsin. Ama istersen sabret, karşılığında cennet var. Sabretmen senin için daha hayırlıdır. O sahabi de bu hanım gibi talebini hemen geri alıyor. Tamam diyor, her şey olur. Madem sabretmen benim için daha hayırlı, o zaman ben bu talebimi geri alıyorum. Şimdi büyük bir imtihan hakikaten. Bir saniye sonra gözleriniz açılacak, dünyanız aydınlanacak. Ama Efendimiz size sabret, bu daha hayırlıdır diye ikinci bir yol gösteriyor ve siz hemen teslim oluyorsunuz. Buna biz yüzü ahirete dönük yaşamak diyoruz. Bizim yüzümüz ahirete ne kadar dönük? İçimizde ne kadar ahiret bilinci diri bir halde duruyor? Ahiret endişesi, ahiret beklentisi hangi kararımızı nasıl etkiliyor? Bir muhasebe yapmak lazım hakikaten. En zayıf olduğumuz alan da bu sağlık alanı. Çok zayıfız ve buradan vuruyorlar bizi. Bu mesele üzerinde düşünmek lazım. Hocam. Buyurun. Hastalandığınız zaman tedavi olunuz. Yanlış anlamıyorsam böyle bir ya da bu ne abi böyle bir his var. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Böyle bir hadis var. Bu emir değil. Yani biz usulü fıkıhta bu delalet vecihleri üzerinde dururken şöyle bir bahis var. Kur'an ve sünnette emir tipinde gelen pek çok ayet ve hadis vardır. Ama aslında emir değil, ibahe ifade ederler. Yani tavsiye, mübahtır. Yaparsanız size bir sıkıntı yok. diyelim ki Ramazan geceleri efendim, gecenin siyah ipliği, gündüzün beyaz ipliğinden ayırt oluncaya kadar yiyin ve için. Emir tipiyle gelin. Şimdi bu böyle geldi diye biz bunu bir emir telakki ediyor muyuz? Ramazan geceleri sahura kalkıp hangi yeri ağrana kadar yemek ve içmek farz mıdır? Değildir. Böyle bunu bir zahiri anlamıyla alırsak öyle dememiz lazım. Böyle diyen ilahiyatçılar var. Kur'an ve sünnette yer alan her emir farziyet ifade eder diyen çok aklı evvel ilahiyatçılar var. Onlara sormak lazım. Siz Ramazan geceleri tam geri ağrına kadar yiyip içmeye devam ediyor musunuz? Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Ramazan gece olunca tam geri ağrına kadar durmadan yiyip içeceksiniz. Emir böyle. Ama işte bu delalet vecihlerinden, usulü fıkıhtan habersiz olmanın getirdiği bir trajikomik bir durum. Orada da öyle. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu bir farz olarak ifade etmiyor. Tedavi yollarına başvurabilirsiniz. Bunda bir mahsur yok. Bu oradaki emrin ibaha ifade ettiği açık. Ulema da böyle söylemiş zaten. Yani hangisi daha efterdir? Hastalığa sabretmek mi yoksa? Bu kişinin kendi manevi mertebesine kalmış bir şey. Yani öyle insan vardır ki gönüllü olarak kurdu olduğu gibi hastalığı, iptilayı tercih eder. Ki Efendimiz sahih hadiste buyurmuş ki İnsanlar içinde belaya, sıkıntıya en fazla düşer olanlar peygamberlerdir. Az önce
önce de söylemiştim, İmam Şafii Hazretleri bu hemoroiden dolayı çok sıkıntı çekmiş bir ara. Ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyormuş, ya Rabbi benim hastalığımı artır, benim ağrımı artır, acımı artır diye dua ediyormuş. Yanında Ehlullah'tan birisi varmış, ona demiş ki, sen böyle dua etme demiş. Sen bu ümmete lazımsın. Sen Allah'tan sağlık iste, bu senin işin değil. Sen sağlıklı olursan bu ümmete büyük hizmetler yapacaksın. Çünkü senin doldurduğun boşluğu dolduran insan çok az. O başkalarının işi, kendini zühde adamış insanların işi, topluma çok fazla vereceği bir şey olmayan insanların işi. Bu insanlar bireysel olarak, kendi tercihleri olarak bunu seçebilirler. Ama sen bunu seçtiğinde belki mertebeni seviyen yükselir ama ümmete bunun bir faturası olur. Sen Allah'tan sıhhat iste demiş. Eyüp Aleyhisselam'ın hepsi öyle. Hepsi. Yani peygamberlerle ilgili bu sahih hadistir. İnsanlar içinde en fazla belaya, sıkıntıya maruz kalanlar peygamberlerdir. Ondan sonra onlar derece derece aşağı doğru iner. Vel hafta. Dolayısıyla bu bir insan tedavi olmayı tercih etse gayrimeşru bir şey yapmış olmaz. Ama bilinçli olarak tedaviden uzak duranlar da var. Bir de şöyle bir şey var. Rukiye dediğimiz bir şey var. Yani dua ederek tedavi olmak. Bu sünnette sabit bir şey. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında belki sayısız kere uyguladığı bir şey, uygulanmasını tavsiye ettiği bir şey. Duayla tedavi. Psikolojik tedavi. Yani belki psikolojik bir boyutu vardır bunun ama dua dediğimiz şeyin bir yansımasıdır bu işin psikolojisi. Bu duanın içinde Allah'a teslimiyet var. Duanın içinde ve nezlümüne Kur'an-ı Mâhu ve şifâhun ve rahmetun lil mu'minîn. Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri var biliyorsunuz 5-6 tane. O şifa ayetlerini bir hastanın üstüne salih bir insan okuduğunda o insan iyileşiyor. Mücerrep yani, tecrübe edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de tavsiye ettiği böyle dualar var. Nasip müyesser olur mu bilmiyorum. Bu Riyaz-ı Salihini bitirsek de bu El Ezkar'a başlasak. Orada bu türlü çok rivayetler var. Onları da okusak. Ama bizzat Efendimiz'in hem kendisinin uyguladığı, mesela vefat hastalığında Hazreti Ayşe Validemiz yanındaymış. Ona kendi üstüne Fatiha ve Muavvizeteyni okuyup elini alnına sürmesini istemiş. Kendi vefat hastalığı esnasında. Bu onun ağrısını azaltıyor. Bu tecrübe edilmiş bir şey. Hastalarınıza şu duaları okuyun, şu sureleri okuyun, şöyle dua edin diye çok miktarda gerçekten hadis var. Bu da işin ayrı bir boyutu. Yani kaybolmak üzere olan bir şey. Bir tedavi metodu. Daha evvel söylemiştim, hatırlıyorum. İslam alimleri bu bitkisel ilaçlarla vesaireyle tedavinin hükmü konusunda hemen hemen ittifak etmişler ki böyle tedavi olmak caizdir. Yani ilaçla tedavi olmak caizdir demişler. Enteresan bir şey. Bize bugün bunu sorsanız ne saçma sapan bir şey ya. Hasta olan tabii ki ilaçla tedavi olacak deriz. Ama alim öyle bakmıyor. Diyor ki Kur'an'la, duayla tedavi olmak daha evladır, başta tedavi de caizdir. Hocam, buyurun. Yani ben anladığım hastalık hastası olmamak anlamına mı geliyor? Hani hasta olursun, tedbir alırsın, takdir Allah'ın. Ama yok öyle başı bağlı, koşup doktora. Evet. Yani hastalık hastası olmamak gerekiyor. Tabii. Hastalandı mı tabii ki doktora müracaat edecek. O zaten hiçbir mümine yakışmayan bir şey. Evet. Ya. Anladım. O anlamda. Yani hastalık hastası olur. Yani bir kere hastalığı tevekkülle karşılamak lazım. Hasta olduktan sonra ne yapacağız onu konuşuyoruz. Tedbir takdiri değişmez. Başka bir şey. Hastalığı nasıl karşılayacağız? Hastalığa nasıl bakacağız? Hasta olduktan sonra ne yapacağız? Bu konuda gerçekten böyle bir bilinç tazelenmesine ihtiyacımız var. Yani birilerinin bize hastalık ve sağlığa bakışımızı yeniden anlatması lazım, kafaya tutmak lazım bu konuda yani. Çünkü
tüketim toplumu olduğu için oradan da bir sektör meydana gelmiş. Tabii, şüphesiz. En ufak bir şey de yani neticede doğal yapı. Yani 50 evet. yaşındaki bir insanla 15 yaşındaki bir insanın biri olması mümkün değil. Evet. Yani ilaç sıfır araba gibi olmak istiyor 70 yaşındaki adam, öyle bir şey de yok. Yok öyle bir şey. Bir de tabii şimdi tedavi ve ilaç sektörü var ki bu evet. hakikaten sektör. Uluslarüstü bir sektör evet. yani. Kimyasal ilaçların hayatımızda neye mal olduğu, bize neler yaptığı, vücudumuza, bünyemize neler yaptığı artık bugün tıp otoritelerinin söylediği ittifak ettiği hocam şey. Eskiden onların konferanslarını verdirirdiler ciddi ciddi. Azmi Ateş neydi, bir şahsiyet vardı. Hatta Anadolu'ya götürürdük. Eczacıydı Azmi mi Azmi? Yani milletvekili oldu onun kardeşi veya o. Götürürdük bu eczacılık dünyada dönen işte o sizin anlattığınız şeyi millete anlatmak için evet. konferanslar verdiriyorduk o günler ama demek ki. Yani şimdi hala bakın Türkiye gibi ülkelerde bu bitkisel ilaçlarla tedavi meselesinin yasal bir zemini yok. Ya bu ilaçların statüsü nedir? Şimdi duyuyoruz işte tabii yollarla tedavi eden insanları, tedavi eden doktorlar var değil mi? Mesela Aydın Salih diye birinden bahsediyor. Mutlaka ölenler var aramızda. Hiç ben bu kadına gidip de bir fayda görmedim diyene rastlamadım. Bir oruç seansı uyguluyor. Oruçla tedavi ediyor insanları. Mümkün. Fakat bunu Türkiye'de yani yasal bir statüye kavuşturmak hala mümkün değil. Çünkü bu ilaç sektörü, hastane sektörü, sağlık sektörü tabii öyle bir baskın ki siz Türkiye'de bir ilaç bulsanız, işte kanseri tedavi eden, AIDS'i tedavi eden bir ilaç bulsanız, bu ilacı Türkiye'de imal etmenize izin vermez. Sizi tepe koyarlar. Nitekim öyle bir oldu değil mi birisine? Kansere ilaç bulmuştu adam. Özellikle hocam psikiyatri hastaları. Evet, yani adamı etmedikleri bırakmadılar. Şimdi bu Yemen'de bir Abdülmecit Zindani diye bir zat var. Selefi meşrep birisi. Bir üniversitesi var onun Yemen'de. İman Üniversitesi diye bir üniversite var adamın. Kendisi de bu tıbb-ı nebevi üzerine uzmanlaşmış adam. İnternette sitesi var adamın. Çare bulduğu hastalıkların listesi var orada. Bunların arasında AIDS bile var. Adam AIDS'e çare bulmuş. Dünyaya meydan okuyor. Gelin tedavi edeyim diyor. Son derece tabii metotlarla. Ama hocam bu Anadolu'da ocaklar var. Mesela sarılık oluyorsun, gidiyorsun. Hastanede uzun süre tedavi uyguluyorlar. O ufak evet. bir şeyle geçiriyor. Doğru. Acı, ağrı, baş ağrısı oluyor. Seans mesela diyelim saat 12'de başlıyor. 3'e kadar çok aşırı bir baş ağrısı oluyor. Ocaklar var. Ben yani adam alim değil, doktor değil, hiçbir şey o sülalenin bireylerinden birisi tutuyor evet. işte. 3 gün gel okuyor. Belki de okumayı da bilmiyor adam. Yani evet, rahmetli babamın bana verdiği böyle çok tedavi şey. Mesela sikil. Sikil, onu da yapar. Bizim evden ocaklar yapıyor mesela. Baş ağrısı, çaresiz baş ağrısı bize çok gelirdi ben hatırlıyorum. Bizim evin kapıların eşitleri, süveleri hep çivilerle onun, ben de yaşadım da onun için. He, onun bir etki var, onu yazardı babam. Hastanın başının üstünden böyle duvara onu çakardı. Orada biterdi. O çivi de o ağrıyı oraya hapsederdi. Biterdi orada yani. Bunlar hakikat. Ama bunları siz modern insana nasıl anlatın? Bir şey mi acaba? Bilgisayarların virüs antivirüs gibi yani. Evet. Önce mikrobu bilgisayarlara bulaştırıp sonralarını programlara satmak gibi ilaç. İşte her bir ilacın bir etkisi var, bir de yan etkisi var. Bu yan etkisini gideren ilacın etkisi var, yan etkisi var. Böyle yani kurtulmak mümkün değil. Birinden kaçsan öbürüne yakalanıyorsun. Bunların hepsi aynı adamın elleri yani. Evet, 37 numaralı hadisi de okuyalım diyeceğim ama 3 dakika vaktimiz kaldı. Teberrüken okuyalım isterseniz.
An Ebi Abdirrahman Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه طربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. Abdullah İbni Mesud Hazretleri naklediyor. كَأَنِّي اَنْزُرُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sahabeden bu ifade kalıbıyla hadis nakledildiğini sık sık görüyoruz. Efendimiz'i bir şey söylerken dinlemiş, o sözü söylerken Efendimiz hangi hal üzereymiş, üzerinde ne kıyafet varmış, yüzünde nasıl bir ifade varmış, o aynen sahabenin hafızasında canlanıyor ve diyor ki ben şu anda Efendimiz'in bu hadisi söylerken yüzüne, mübarek yüzüne bakar gibiyim diyor. Hafızasında o kadar canlı duruyor. Abdullah İbni Mesud Hazretleri de bu hadisi naklederken diyor ki bunu söyleyen Efendimiz'i şu anda görür gibiyim diyor. Efendimiz ne buyurmuş? Yahki nebiyyen minel enbiya salavatullahi ve selamu aleyhim. Allah Teala'nın salat ve selamı onların tamamının üzerine olsun. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Peygamberlerden birinin halini anlatmış sahabeye de. Buyurmuş ki darabahu kavmuhu fe'etmevhu. Kavmi onu dövmüş, o peygamberi çok dövmüş ve yüzü yüzü kan içinde kalmış. Ve o yemsahud deme anvecihi, bir taraftan yüzündeki o kanı silerken o peygamber, öbür taraftan da ve o yakul öyle diyormuş. Allahümme gfir li kavmi, ya Rabbi kavmimi bağışla, fe innehum la ya'lemun, zira onlar hakikati bilmiyorlar. Evet, bu az önce de naklettik. İnsanlar içerisinde en büyük sıkıntılara maruz kalanlar peygamberlerdir. Ve bu peygamberler arasında Yunus Aleyhisselam dışında kavminden gördüğü bu muamelelere sabretmeyen, direnmeyen bir peygamber bilmiyoruz. O da biliyorsunuz sonunda tevbe etti. Cenab-ı Hak tevbesini kabul etti. Burada da böyle bir peygamberden bahsediliyor. Bütün günahı, bütün suçu kavmine hakkı, hakikati, tevhidi anlatmak. İleride bu rivayet tekrar başka bir fasılda yine gelecek. O peygamberin kavminden gördüğü muameleye gösterdiği metanet dikkatimize sunuluyor Efendimiz tarafından. Yüzü gözü kan içinde kalmış, o kanları bir taraftan siliyor, öbür taraftan da ya Rabbi kavmimi bağışla diyor, onlar cahiller, bilmiyorlar. Ne halt ettiklerini bilmiyorlar yani. Hemen hepimizin aklına Taif dönüşü geldi Efendimiz'in, değil mi? Aynı şeyi orada da Efendimiz göstermişti o metaneti. Bunlar bilmiyorlar. Cenab-ı Hak bize de o peygamberlerin sabrından birer hisse nasip etsin. O sabır karşılığında cenneti hak eden kullarının arasına bizi de dahil etsin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. İster bu da sorusu.